basket tenis. Kortumu ters çevirdim arkadaşlar. Öbür ucu buraya taktım. Burası daha basit olduğu için burayı da kesip kendim hemen buraya yapacağım. Yani videolardan baktım. Ölçümlerini falan yaptım. Pompayı direkt o anahtarın olduğu yere bağladım. Böyle böyle bunun içini açmaya çalışacağım. Değişik bir yöntem olacak yani. Boyutu çalışıyor mu abi şu? Deneriz abi. 50 lira bak. Su koyacağım oradan. Onu kapağını çalacağız, su koyacağım. Şimdi az bir şey olsun da yapmayız. Isıtıyor mu bak abi? Bilmiyorum ki. Dur bakayım. Geleyim. Sepetleri alayım yeter ya. Al kulak 50 lira verim abi. Bunlar yok, da benden olsun bak. Bak başka kulak yapma bak. Bu ikisini 15 TL'ye almış olduk. Ütüyle beraber 50 TL'ye geldi. Pazar Robin kanalından tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz 1-2 bölüm önce Ataşehir Barbaros Bit Pazarı'na gidip bu ütüyü almıştık. 35 TL ödemiştik. Vestel'in buhar kazan ütüsüydü bu. Aldığımızda evde denedik ve buhar vermediğini gördük. Bununla ilgili bir çalışma yaptım. Akıbetini size sunacağım söylemiştim. Ütünün buhar vermeme sebebini öğrenebilmek için birçok tamir videosu izledim. Onların hepsini uyguladım. Fakat değişik bir yöntem denedim arkadaşlar. Daha önce denenmemiş bir yöntem. İzlediğim tamir videolarındaki gibi cihazın parçalarını ince ince inceledim. Akımını ölçtüm. Her şeyini yaptım. Eğer ki bunlar olmuyorsa kireçlenmiş olabileceğini söylüyorlardı. Benim de bu ütüdeki kanaatim tıkanıklık olmasıydı. Fakat bunu açma yöntemim değişikti. Bunun için bir tekerlek şişirme pompası kullandım. Şimdi isterseniz nasıl tamir etmişim? Bunu bir izleyelim. Evet arkadaşlar, ütünün içini açtım. Şu gördüğünüz bakın. Hortum. Videolardan izledim. Şurası tıkalı mı diye hortuma giden havayı şuradan üfledim. Fakat ütünün ağzından arkadaşlar iyi hava gelmiyor. Buhar ayarı düğmesi var bakın bunun altında. Şöyle göstereyim. Şöyle kafasını çıkardım ben. Maksimuma kadar getirdim. Minimumdayken zaten hiç hava gitmiyor. Yani bunda bir hata olacağını düşünüyorum. Onu temizleyeceğim. Geri kalan bütün her şeyini yaptım. Bakın. Buradan üfleyip havaya şöyle ütüye giden yere buharı vermesi lazım. Bunu da çıkardım bu siyah. Siyah çıkarıp üflediğimde hava gidiyor. Ama buradan üflediğimizde hava gitmiyor arkadaşlar. Demek ki sorun şuradaki. Şöyle göstereyim. İki yollu olan parçada. Onu şimdi temizlemeye çalışacağım. Bunu da arkadaşlar bisiklet pompası almıştım daha önce Bit Pazarı'ndan yine. O pompanın hortumunu bunun yerine takacağım. Şöyle çıkaracağım. Bakın şöyle bir bisiklet pompamız vardı. Daha önceden aldığımız. Onun da bir hortum var şöyle. Kafayı çıkarıp direkt oraya takacağım. Bakın şöyle bisiklet pompasını oraya taktım. Bakın arkadaşlar, pompayı direkt o anahtarın olduğu yere bağladım. Güzel de tuttu. Şimdi ütüden ses gelmesi lazım. Burayı pompaladığımızda. Böyle böyle bunun içini açmaya çalışacağım. Değişik bir yöntem olacak yani. İyice kolaylaşmaya başladı hava basma. Hava veriyor şu anda. Şuraya takmam lazım. Bakın şurada. Odaklamaya çalışıyorum ama. Bunu takıp yeniden devam edeceğim arkadaşlar. Hortumu ters çevirdim arkadaşlar. Öbür ucu buraya taktım. Burası daha basit olduğu için burayı da kesip kendim hemen buraya yapacağım. Bakın öbürünü taktık.
Şu bölüm bak. Sağlam. Buraya da takacağız şimdi ama takmadan önce bunun içine güzelce şöyle bir bakayım. Evet, tekrar hava vermeye çalışıyorum. Bakın ütüden hava sesi geliyor zaten şu anda. Tıkanmış zaten belli. İçinden bir şeyler çıkıyor. Bunları da temizlemek lazım. Büyük bir olasılık arkadaşlar, ütü bayağı bir tıkalı. Bakın görüyorsunuz. Bayağı bir pislenmiş bu. Aynen. Evet. Açtıkça daha iyi hava geliyor arkadaşlar. Umarım yapacağız. Bakalım. Evet, bayağı bir hissedilir. Hava gelmeye başladı. İçindekini de atıyor bu arada. Bakın yine doldu hemen orada. Çünkü dolmuş. Güzelce temizleyeceğim. Ve sonra deneyeceğim arkadaşlar. Büyük bir olasılık açtık diye düşünüyorum arkadaşlar. Bayağıdır uğraşıyorum çünkü. Şu içlerini açmak için bakın. Bayağı bir temizledim. Bakalım toplayacağım. Şu bir tanesi ikide bir oradan veriyor ama bakın şu bir onda var. Onu da almaya çalışacağım. Daha sonra da kapatıp deneyeceğim. Bakalım yapabilmiş miyiz? Şu hortum falan hemen kapatacağım. Evet, pompayı falan çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkarabilirsek. Evet, çıkardım. Bakın bisiklet pompası. Tam buraya takmıştım. Daha iyi böyle içine hava gitsin diye. Sirkülasyon daha böyle kuvvetli olsun diye yaptım. Belki böyle bunu göstererek küçük arkadaşlara bir yardım dokunabilir. Bakalım ne kadar açabilmişiz. Şimdi toplayacağım arkadaşlar bunu. Yani ölçümlerini falan da yaptım. Yani videolardan baktım. Ölçümlerini falan yaptım. Aynen videolarda nasıl gösteriliyorsa hepsi. Her şey yerli yerinde. Her şey aynen tutuyor. O yüzden ben de her şey doğruysa demek ki dedim ütüde bir tıkanıklık var. Buradan havayı pompaladım. Buraları da açtım. Büyük olasılıkla burası da tıkanmıştı. Şimdi bakalım topladığımızda nasıl bir şey ortaya çıkacak. Yapabilmiş miyiz? Ben de merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar şimdi kapatacağım. Hepsini taktım yerine. Gördüğünüz gibi. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ha, evet bir saniye bakın şu siyah hortumu. Siyortumu unutmuşum. Onu da kelepçesini takayım hemen. Evet. Onu da sıkıştırdım arkadaşlar. Şimdi kapatma işlemine geçeceğim. 5 fidadan arkadaşlar 4 tanesi yıldız. Bir tanesi şöyle kertikli şekilde. Bunu da işte servise götürsünler diye. Açılmasın diye. Ve emniyet için yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü her evde bulunmuyor bu uçlardan. Açamasınlar diye bundan koyuyorlar bir tane. Hemen toplayalım. Ondan sonra devam edelim. Bakın kertikli olanın ucu böyle. Şöyle yakından alıyor mu bilmiyorum ama yansıma yapıyor. Şöyle uzaktan alırsak belki olur. Ellerim biraz pislendi. Onu da şununla yapıyorum arkadaşlar. İçine kağıt koydum. Çünkü boyu yetmiyordu. Şu delikten içeri. Kağıt koyarak aradaki mesafeyi yükselttim. Yani şöyle anlatayım. Tekrar. Şunun içine kağıt koydum. Bu da geriye tam gitmediği için şu yukarıda kalıyor. Uzamış oluyor.
deliğin içine de sığmış oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuzu dolduralım, testimizi yapalım, bakalım sonucumuz ne olacak. Şimdi ben bunu bu şekilde açacağım, suyumuzu dolduracağım. Yaklaşık 1 litre yeterli arkadaşlar. Bakın içini falan da güzelce temizledim. Hemen suyumuzu dolduralım. Suyumuzu güzelce dolduruyoruz. Yarım şişe daha dolduracağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar bakın içinde oynuyor. Şu. Yani içeride basınç fazla olduğu zaman, yani 3 barın üzerine çıkarsa buradan veriyor yani. Boğazdan veriyor. Ventil o işe yarıyor. Yani emniyet kilidi gibi bir şey diyeyim ben size. Şimdi bunu kapatalım. Görevini güzel işliyor, görüyor. Bir bozukluk yok. Şimdi takalım fişe ve bakalım buharımız nasıl. Evet, takıyoruz. Öncelikle buharı açıyorum. Biraz bekliyoruz. Ütüyü de açacağım arkadaşlar. Bakın ışıklarımız yandı. Şurada arkadaşlar plastik kırılmış o kadar. Yani mühim bir şey değil. Biri elektrik kablosunun gidişi, birisi de buharın verildiği hortum zaten. Ütüyle iyice incelemiş oldum böylece. Ütü tamiri de yaparım artık herhalde baya. Bir şöyle dursun arkadaşlar. Ben size bunun buhar verip vermediğini göstermek istiyorum. Bakın buraya koydum. Havaya sıkmak istemiyorum şimdi. Bakın basacağım şimdi. Fazla da kameraya tutamıyorum. Şöyle flaşsız size göstermeye çalıştım. Bakın. Şöyle yapalım. Zaten bunu kesik kesik atmanız lazım ki. Flaşsız olarak daha iyi görünüyor. Burada bir daha göstereyim. Şöyle de atayım. Evet, buhar işimizi çözdük arkadaşlar. Hatta bunun yükseği var bakın. Burada daha iyi görünür. Gördüğünüz gibi ütümüzü yapmış olduk. Sıcaktan biliyorsunuz açılmıyor bu ütüler. Şu buhar kazanlı olduğu için. Soğuduktan sonra ventil açıyorsunuz. Suyunu dolduruyorsunuz. Tekrar kullanmaya başlıyorsunuz. Yani suyu bitmeden bunu kullanımını bırakmanız lazım. Çünkü yakarsınız. Fazla tamir videomuz yok ama bu seferki videomuzda tamir olarak ütü oldu. Hem de ütüyle ilgili haşır neşir olmuş olduk. Bunu da tamir etmiş olduk. 35 TL'ye hemen hemen 1,5-2 milyar arası olan bir ütüyü tamir edip kullanıma hazır hale getirmiş olduk arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.